Merhabalar. 5. sınıf dörtgenler konusuyla yine birlikteyiz. Bugün sizlerle kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirleyip çizmeyi öğreneceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Dörtkenarı ve dört köşesi olan kapalı şekillere dörtgen diyorduk arkadaşlar. Bakın çizdiğimiz gibi dörtkenarı, dört köşesi olan kapalı şekiller dörtgendir. Dörtgenler şunlardır arkadaşlar. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgen. Tüm dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Üçgende 180'di. Dörtgenlerde ise arkadaşlar 360 derecedir. Köşegen, karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçalarına köşegen diyoruz arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz bakın şu köşegeni ve şu köşegeni. Dörtgenlerde iki tane köşegen olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dörtgenlerde her birinde iki köşegen mevcuttur. Hemen karenin köşegenlerine bakalım arkadaşlar. AC doğru parçası ve BD doğru parçası karenin köşegenleridir arkadaşlar. Yine EG doğru parçası ile FH doğru parçası dikdörtgenin köşegenleridir. Paralel kenara bakıyoruz arkadaşlar. KM doğru parçası ile LN doğru parçası paralel kenarın köşegenleridir. Yamuğa bakıyoruz arkadaşlar. PS doğru parçası ile RT doğru parçası yamuğun köşegenleridir. Eşkenar dörtgene bakıyoruz arkadaşlar. UY doğru parçası ile VZ doğru parçası eşkenar dörtgenin köşegenleridir arkadaşlar. Arkadaşlar dörtgenlerin iç açılar toplamı 360 derece demiştik. Burada kareyi, dikdörtgeni ve eşkenar dörtgeni görüyorsunuz. Karede tüm kenarlar birbirine eşitti. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Eşkenar dörtgende de zaten tüm kenarlar birbirine eşit. Dörtgen çeşitleriyle başlayalım arkadaşlar. Kare, dikdörtgen, paralel kenar, eşkenar dörtgen ve yamuk. Bunları tek tek inceleyelim. Kare. Arkadaşlar gördüğünüz gibi masanın üstü bu şekilde kapalı dört kenarı birbirine eşit olan dörtgenlere kare diyoruz. ABCD karesinin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenleri birbirine eşittir. Bakın bu da önemli. Yani AC köşegeni ile DB köşegeni birbirine eşittir. Açıları birbirine eşittir ve 90 derecedir arkadaşlar. Her bir açısı 90 derece. İç açıları toplamı 360 derecedir. Arkadaşlar hemen karenin köşegenlerinin kesiştiği yere dik açı oluşur. Şurası da önemli arkadaşlar. Bakın şurada iki köşegenin kesiştiği yerlerde dik açı oluştu. 4 tane dik açı 360 derece. Burayı da unutmuyoruz. Karenin yüksekliği arkadaşlar. Karenin yüksekliğini küçük bir cetvelle ölçtüğümüzde arkadaşlar bu yüksekliğe biz yükseklik diyoruz ve küçük H harfi ile gösteriyoruz. Dikdörtgene başlayalım arkadaşlar. Bakıyoruz karşılıklı kenarları birbirine eşit. Uzun kenarına boy, kısa kenarına en diyorduk. Hemen ABCD dikdörtgeninin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Tüm açıları 90 derecedir ve yani dik açıdır. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Yani AB kenarıyla DC kenarı, AD kenarıyla BC kenarı birbirine eşittir. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir arkadaşlar. AB kenarıyla DC kenarı birbirine paralel, AD kenarıyla BC kenarı yine birbirine paraleldir arkadaşlar. İki köşegeni vardır ve uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Bakın AC köşegeni ve DB köşegeni vardır ve uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Dikdörtgenin yüksekliği arkadaşlar hemen yine bir cetvel yardımıyla bakın üst kenardan alt kenara indirilen dik çizgi arkadaşlar yüksekliği verir. Dikdörtgenin kısa kenarı aynı zamanda yüksekliğidir arkadaşlar. Paralel kenar ABCD paralel kenarına bakalım arkadaşlar. Paralel kenarın özellikleri arkadaşlar ABCD bir paralel kenardır yani karşılıklı kenarları birbirine paraleldir arkadaşlar. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Yani AD kenarıyla BC kenarı, AB kenarıyla DC kenarı birbirine paraleldir. Kısa kenarlar birbirine eşittir arkadaşlar. Şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. Yani AD kenarıyla BC kenarı birbirine eşittir. Uzun kenarlar birbirine eşittir. Yani AB kenarıyla
BC kenarları birbirine eşittir. Köşegenler ise birbirine eşit değildir. Bakın bu önemli. Kare ve dikdörtgen de eşittir. Paralel kenar da eşit değil. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bu da önemli. A açısıyla C açısı, D açısıyla B açısı birbirine eşittir. Bunu unutmuyoruz. İç açıların toplamı 360 derecedir. Paralel kenarda da yükseklik indiği tabana aittir. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. İndiği tabana ait. Yani AB kenarına ait yükseklik şu H harfiyle gösterilir arkadaşlar. Üst tabandan alt tabana indirilen dik çizgiye yükseklik diyorduk. Bakın arkadaşlar yine yüksekliği burada daha net görüyoruz. Paralel kenarda yükseklik indiği tabana aittir. Yükseklik H harfiyle gösterilir. Eşkenar dörtgenle devam edelim. Eşkenar dörtgen arkadaşlar. Eşkenar dörtgenin özellikleri. Arkadaşlar eşkenar dörtgen adı da zaten tüm kenarları birbirine eşit. ABCD dörtgeni bir eşkenar dörtgendir arkadaşlar. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karşılıklı açılar da birbirine eşittir. Yani A açısıyla C açısı, D açısıyla B açısı birbirine eşittir. Köşegenler eşit değildir arkadaşlar. Şu köşegen uzunlukları yani AC ile DB köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. İç açıların toplamı 360 derecedir arkadaşlar. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Yani AD kenarıyla BC kenarı, DC kenarıyla AB kenarı birbirine paraleldir arkadaşlar. Yamuk. Arkadaşlar yamuk bu şekilde. Yamuğun özelliklerine bakalım. ABCD yamuğu. ABCD dörtgeni bir yamuktur arkadaşlar. AB, bakın AB ve CD kenarları birbirine paralel olacak yamuk olabilmesi için arkadaşlar. Bakın şu iki kenarı birbirine paralel olmak zorunda. Paraleldi. Açıları birbirine eşit değildir arkadaşlar. Hiçbir açısı birbirine eşit değildir. Bu da önemli. Köşegenleri de eşit değildir arkadaşlar. Şu yani DB köşegeni ile AC köşegeni de eşit değildir. İç açıların toplamı 360 derecedir. Yamuğun yüksekliği de indiği tabana aittir. Şurada gösterdiğimiz gibi arkadaşlar. Bakın şuradaki yükseklik üst kenardan alt kenara indirilen dik çizgiye de yükseklik diyoruz arkadaşlar. H harfiyle, küçük H harfiyle gösteriyoruz. Yamuğun yüksekliğini hemen küçük bir cetvel yardımıyla bakın arkadaşlar bu şekilde çizebiliriz. Buna küçük H harfiyle gösteriyoruz. Yükseklik diyoruz arkadaşlar. Örnek sorularla devam edelim. Yandaki kare ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. 4 açısı vardır. Doğru. A açısı, B açısı, C açısı ve D açısı. Tüm açıları eşittir. Evet tüm açılar 90 derecedir. B açısının ölçüsü 135 derecedir. Yanlış arkadaşlar. 90 derecedir. Cevap C şıkkı. Karşılıklı açıları eşittir. Evet arkadaşlar. Karşılıklı açılar 90 derecedir ve eşittir. Diğer soruyla devam edelim. Aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin yüksekliği yanlış gösterilmiştir? A şıkkında baktığımızda arkadaşlar yamuğun yüksekliği doğru gösterilmiş. B şıkkında karenin yüksekliği doğru gösterilmiş. C şıkkında dikdörtgenin yüksekliği doğru gösterilmiş. D şıkkında paralel kenarın yüksekliği yanlış gösterilmiş arkadaşlar. Ne olacaktı? Şu şekilde indirilen dik çizgi olacaktı. Onun için cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Soruyla devam edelim. Yanda paralel kenarda A açısının ölçüsü kaç derecedir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için A açısının ölçüsü ile C açısının ölçüsü birbirine eşittir. Yani A açısının ölçüsü 110 derece olacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yamuğun özelliklerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Köşegenleri eşit uzunluktadır. Hayır arkadaşlar yamuğun köşegenleri eşit uzunlukta değildir. Cevabımız A şıkkı olacak. Diğerlerini de okuyalım. İç açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Evet dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Alt ve üst taban uzunlukları farklıdır. Evet arkadaşlar farklıdır. Alt ve üst tabanlar birbirine paraleldir. Zaten paralel olmasa yamuk olmaz. Cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hangi iki dörtgenin köşegen uzunlukları eşit uzunluktadır? Köşegenleri eşit uzunluktadır. Kare eşkenar dörtgen. Kareninki eşittir fakat eşkenar dörtgeninki eşit değildir. Karele paralel kenar. Kareninki eşittir köşegenleri fakat paralel kenarınki eşit değildir. Kare dikdörtgen. Evet arkadaşlar her ikisinin köşegenleri eşittir. Cevabımız C şıkkı. Paralel kenarınki eşit değildir fakat dikdörtgeninki eşittir. Her ikisi de dediği için cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki ABCD şekli bir karedir. Buna göre aşağıdakilerden
hangi açısının ölçüsü 90 değildir diyor arkadaşlar. Bakalım. CAB, CAB. Şuradaki A açısının ölçüsü 90 derecedir. A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. BDC. BDC. Arkadaşlar BDC şu B açısının ölçüsü 90 derecedir. Doğru. C şıkkına bakalım. EAB. EAB. Yani şu açıyı diyor arkadaşlar. Bu açı 90 derece değildir. O halde cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar AEB. AEB. Şu açı 90 derecedir arkadaşlar. Köşegenler karede birbirini dik kestiği için D şıkkı da doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 9. soruyla devam edelim. Yukarıdaki BCDA şekli bir eşkenar dörtgendir. Buna göre MAED kaç derecedir? Yani E açısının ölçüsünü soruyor arkadaşlar. AEB açısı şu açı kaç derecedir diyor arkadaşlar. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik kestiği için arkadaşlar burası 90 derece olacaktır. Yani A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki ismi verilen çokgenlerden hangisinin köşegenleri birbirini dik açı ile keser? Paralelkenar kesmez, üçgen kesmez, kare keser arkadaşlar, yamuk kesmez. Cevabımız C şıkkı. Karenin köşegenleri birbirini dik kesecektir. ABCD paralelkenarında B açısının ölçüsü en kısa yoldan nasıl bulunur? En kısa yolu soruyor arkadaşlar. Baktığımızda arkadaşlar B açısının ölçüsü yani soru işaretiyle gösterilmiş. Neydi arkadaşlar? Paralelkenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. Yani B açısının ölçüsü de 130 dereceydi. A 50, C de 50. Toplamı 360 eder arkadaşlar. Bir de karşılıklı açıların toplamı da 180. Yani 130 artı 50, 180'dir. Bize B açısını sormuş. En kısa nasıl buluruz? Karşılıklı kenarlar, karşılıklı köşelerin açılar birbirine eşit olduğu için B açısı da 130 derece diyoruz. Arkadaşlar hangi şıkta var bu? Bakıyoruz. Bütün açıları ölçüleri toplanır. 360'dan çıkarılır. Evet böyle bulunur ama en kısa dediği için A olmaz. A ve C açıların ölçüleri toplanır. 360'dan çıkarılır. Sonuçta D açısının ölçüsü çıkarılarak bulunur. Evet böyle bulunur ama yine olmaz. Uzun. Paralelkenarda karşılıklı açıların ölçüsü eşit olduğu için B açısının ölçüsü D açısının ölçüsüne eşittir. B açısının ölçüsü 130 derecedir. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. En kısa bu şekilde buluruz. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.